Geçen hafta manyeto statiğe başlamıştık. Kısa hızlı bir tekrar yapmak gerekirse, eğer bir telin üzerinde belli bir akım geçiyorsa, dedik ki bunun belli bir noktada yaratacağı manyetik alanı hesaplamak için telin üzerinde küçük bir parça alırız. Bunun ds vektörüyle gösterirsek, işte akımla aynı yönde olan ds vektörü, şu vektörde, b vektörde bizim r noktamızsa, o zaman yaratacağı manyetik alan bir sabit, akımla orantılı, yönlü de sağ el kuralıyla ds vektörel çarpım r bölü r küp olarak yazabiliriz. Burada da bir başka tel varsa, yani bir telin manyetik alanın içerisinde bir tel koyduğumuzda yine benzer şekilde bir ds uzunluğu düşünecek olursak bu telin üzerinde, onun hissedeceği kuvvet de, bunun hissedeceği ds kuvveti yine aynı sabit. Bu telin üzerinden geçen akım ds cross b olarak verilecek. Şimdi bunlar deneysel olarak gözlemlenmiş formüller. Bunu daha sonra biraz daha genelleştirdik. Dedik ki herhangi bir tel olmasın da herhangi bir akımımız olsun. Belli bir bölgede hareketli yükler olsun. İlla bir tellerden akıyor olmaları gerekmiyor. Ve bunların etrafında sanki teller varmış gibi hayal edebiliriz. Her bir telden geçecek olan akım büyük yoğunluğu tanımladık. Çarpı telin kesit alanı. Buradaki yük yoğunluğu dediğimiz şey, bunun tanımını yaparken akıma dik bir alan aldık. Yüzeye dik yönü bu yönde. Yükler bu yönde hareket ediyor. DT zamanında geçen toplam yüke DQ dersek, birim zamanda geçen yükün alana oranı ve yönü de N yönünde olmak üzere. Bu şekilde tanımlamıştık. Şimdi bu sistemde mini yaratacağı manyetik alanına baktığımızda, o zaman elde edeceğimiz manyetik alanın uzay üzerinden bir integral, yük yoğunluğu, tabii R noktasındaki manyetik alan, R üssü noktasındaki akım yoğunluğu, R eksi R üssü bölüm R eksi R üssünün küpü olarak yazabiliyorduk. Bunu da daha sonra şu şekilde yazabileceğimizi gösterdik. Bir vektör alanın körlü olarak buradaki vektör alanımız B küp R, R üssü R üssü bölüm R eksi R üssü olarak tanımlanmak üzere. Yine manyetostatikte pek çok tartışmayı elektrostatikte yaptığımız tartışmalarla beraber götüreceğiz. Dikkat ederseniz elektrostatikte bir elektrostatik potansiyel tanımlamıştık. B küp R üssü rho R üssü bölü R eksi R üssüydü. Tanım neredeyse aynı. En temel farkı elektrik alanı yükler yaratırken, kaynağın yükler oluştururken manyetik alanı akımlar oluşturacağı için bir vektör özelliği var. Ve bu işlerimizi biraz zorlaştıracak. Skalarlarla uğraşmak her zaman için daha kolay. Ama bir vektörle uğraştığımız zaman her zaman için vektörlerin özelliklerini, vektörlerin yönünü de göz önüne almamız lazım. Ses geliyor mu böyle? Tamam. Şimdi manyetik alanı bir başka vektör alanı körlü olarak yazabiliyorsak, bu divergence'ını aldığımız zaman, divergence'ını, bunun sıfır olmasını gerektirir. Yine elektrostatikle kıyaslayacak olursak, elektrostatikte elektrik alanı skalar potansiyelin gradyanı olarak yazmıştık. Bu şekilde yazılabildiği için hemen körlünün sıfır olması gerektiğini görebiliyorduk. Aynı şekilde B'de bir vektör alanı körlü olarak yazılabildiği için diverjansı sıfır olacak.
Şimdi kaldığımız yerden devam edersek, işte elektrik alanın bir körlüğünü yazmıştık. Bir de diverjansının ne olduğunu biliyorduk. Şimdi bu ikisini bilmek bizim elektrik alanın ne olduğunu belirlememiz için yetiyordu. Genelde herhangi bir vektör alanı bulmak istiyorsak hem diverjansını hem körlüğünü bilmemiz lazım. Şimdi manyetik alanın diverjansını bulduk. Sıfır. Bir de körlüğüne ihtiyacımız var. Körlüğünün ne olduğuna. Şimdi şuradan bakacak olursak manyetik alanın körlü eşittir V küpre üssü J vektör çarpımı R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü olarak yazılacak. Şimdi tekrar hatırlatmak isterim. Bu curl üzerine üssü işareti koymadığım sürece R koordinatı üzerine ekleyecek. Bu türevler R'ye göre türev. R üssüne göre türev değil. R üssüne göre türevler değil bunlar. Bunu açıkça yazabilirim. Eksi D küp R üssü J akımım çarp ve şu ifadenin R eksi R üssünün bölü R eksi R üssünün küpünün diverjansı. Şimdi bunu hatırlarsanız eğer kullandığımız özdeşlik aslında şu. A skalar çarpımı C eksi C yönünde A skalar çarpımı B. Tabi burada türev olduğu için sıraların türevin neye uyguladığına dikkat etmemiz lazım. B dediğimiz J şu terim. Bakalım doğru mu yazdım? Doğru yazdım. Tamam. Burada eksi işareti yok. Bu terim direkt şuradan geliyor. Şurada şuradaki ifadede ise bu türev buna uygulanacağı için bu da R'ye bağlı değil. Dolayısıyla sıfır. Pardon. Bir şey yanlış söyledim. Bu türev ona uygulanacak değil. O terim de var. Eksi R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü. O ifademiz de orada duracak. Şimdi teker teker bakalım. Şu ifadeye bakacak olursanız bu elektrostatikten de yine hatırlayın. Sanki noktasal bir yükün yarattığı elektrik alan. Elektrik alanın diverjansı 4 pi çarpı noktasal yük. Burada C faktörleri de var. Burada K dediğim sabit, biraz önce sildiğim denklemlerde 1 bölü ışık hızı olarak yine deneysel olarak bilinen bir sabit. Burada bölü C'miz var. Şimdi dolayısıyla şunu biliyoruz. R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü eşittir Dirac delta. 3 boyutlu. R eksi R üssü olacak. Dirac delta'yı kullanarak da şu integrali hesaplayabiliriz. Buradan da elimize direkt 4 pi bölü C. C şu R üssü noktasında R'ye gelecek. Tabii de ekstradan burada da bu terimimiz de var. Şimdi şu terimi ayrıca bir inceleyelim. İlk önce R'ye göre türev, R üssüne göre türevin tersidir. Şu ifadenin R'ye göre türevi ile R üssüne göre türevlerin arasındaki tek fark işaret farkıdır. Dolayısıyla D küp R üssü R eksi R üssü bölü R eksi
R üssünün küpü eşittir eksi D küp R üssü J R üssü üssü. Artık burada X üssü R üssü koordinatlarına göre türev bu. R eksi R üssü bölüm R eksi R üssünün küpü. Şimdi bunu bütün bileşenlerine değil, vektör olarak değil de bir bileşenine bakalım. Tek bir bileşenine, iyi bileşenine. Bunun iyi bileşenine eşit olacak. Bu eşittir. Eksi D küp V üstü. Burada skalar bir çarpım var. J'nin K bileşeni. X, K'ya, X üstü K'ya göre türev. X eksi X üstü bölü R eksi R üstünün küpü. Bunun İyi bileşeni. Bunu şöyle yazabilirim. Eksi D küp R üssü bütün uzay üzerinden integral türev JK X eksi X üssü bölü R eksi R üssünün küpü artı şimdi bu türevi çarptığımda ne olacak? Bu çarpı bunun türevi gelecek. Bu benim istediğim terim. Bir de ekstradan bu çarpı J'nin türevi gelecek. Onu ortadan kaldırmam lazım. Eşitliği korumam için. JK bölü DX K üssü X eksi X üssü K bileşeni İ bileşeni pardon bölü R eksi R üssünün küpü. Şimdi şuna bakacak olursak bu J'nin diverjansından başka bir şey değil. Şimdi süreklilik denklemini biliyoruz. Geçen derste çıkardık. Süreklilik denklemi bize diyordu ki belli bir noktadaki eğer yük yoğunluğu azalıyorsa o yük yoğunluğu bir başka yere gidiyordur. O noktada bir yük akımı olmak zorunda. Ve bu artı oradaki yük akımının diverjansı sıfır olacak. Süreklilik bize bunu söylüyor. Şimdi manyetostatiğe bakıyoruz. Şu anda herhangi bir sistemi incelemiyoruz. Statik sistemleri inceliyoruz. Statik sistemlerden kastettiğimiz sistemler de zaman içerisinde değişmeyen sistemler. Zaman içerisinde değişmeyen nedir mesela? Herhangi bir yere yük birikmesi ya da yüklerin belli bir bölgeden gitmesi söz konusu değil. O zaman şu türev sıfır statik sistemlerde. Bu türev sıfır olduğu için süreklilik denkleminde bize diyor ki akımın diverjansı sıfır olacak. Şu terim sıfır. Şimdi bu terime bakacak olursak D küp R üssü. Bu da şunun diverjansıdır. J X eksi X üssünün iyi bileşeni bölü R eksi R üssünün küpü. Bir vektör alanının diverjansının bir hacim üzerinden integralini, onu bir yüzey integraline çevirebiliriz. X eksi X üssü iyi bileşeni bölü R eksi R üssünün küpü. Şimdi bizim integralimiz bütün uzay üzerinden ya da en azından bu J'nin içinde kaldığı belli bir hacim üzerinden. Dolayısıyla yüzeyimizde herhangi bir akım yok. Ya sonsuzdayız zaten bir akım yok. Ya da J akımı bu hacmin içinde kaldığı için yüzeyde bir şey yok. Dolayısıyla bu da sıfır. Yani bu da bize diyor ki şu terim de sıfır. Şimdi bu durumda manyetik alanın hem diverjansını hem körlüğünün ne olduğunu biliyoruz. Körlü 4pi bölü c çarpı j diverjansı ise sıfır olacak. Şimdi bunu elektrostatikle yine kıyasladığımız zaman elektrostatikte hatırlayalım. Elektrik alanın körlü sıfırdı. Elektrik alanın diverjansı 4pi rho idi. Rho elektrik alanı yaratan şeylerdi. Ve bu diverjanstan yola çıkarak bunu belli bir hacim üzerinden integralini aldığımızda şunu gösterebiliyorduk. E dot ds
kapalı bir yüzey üzerinden integrali 4pi çarpı içerideki toplam yük. Yani bir kapalı bir yüzey aldığımızda elektrik alan çizgilerini sayarsak yüzeyi geçen bir tek bir noktasal yük olsun. Buradan dışarı doğru çıkan elektrik alan çizgilerimiz olacaktı pozitif yükse. Ve bu alan çizgilerinin sayısı içerideki yük miktarıyla orantılıydı. Şimdi burada ne görüyoruz? Manyetik alanın diverjansı sıfır. Bu da bize diyor ki manyetik alanı kapalı bir yüzey üzerinden integralini alırsak bu sıfır olacak. Yani herhangi kapalı bir yüzeyde yüzeydeki toplam manyetik alan çizgisi sayısı sıfır olmak zorunda. Şimdi sayı derken bunun işareti de var. Çıkan alan çizgileri artı bir katkı veriyor, içeri girenler eksi bir katkı veriyor. Bu da bize diyor ki eğer toplam net manyetik alan çizgisi sıfırsa herhangi bir hacim düşündüğünüzde içeri giren manyetik alan çizgisi mutlaka dışarı çıkmak zorunda. Burada olduğu gibi belli bir noktadan başlayamaz ya da eksi yük olsaydı belli bir noktada bitemez manyetik alan çizgileri. Eğer sonlu bir bölgedeyse manyetik alan çizgisi mutlaka kapalı bir eğri oluşturmak zorunda. Kapalı bir eğri oluşturmuyorsa sonsuza kadar gitmek zorunda. Çok kutup açılımında hatırlarsanız bir yük dağılımından bahsettik. Yük dağılımı için potansiyeli yarattık. Bu içerideki yük dağılımının toplam yüküne onun monopol katkısı dedik. Bu da bize diyor ki aslında manyetik alan için monopoller yok. Tabi bu sonuçta bu yasayı nereden çıkardık? Deneysel gözlemlerden başladık. Deneysel gözlemler sonucu şu anda manyetik monopol monopol hiç görmedik. Ama manyetik değişik teoriler monopolların olması gerektiğini bize yine de söylüyor. O yüzden manyetik monopol arayışımız hala devam ediyor. Hatta Dirac'ın güzel bir makalesi var. Şimdi yılını hatırlayamayacağım. Teorik fizikte henüz anlamadığımız problemlerden biri niye elektrik yükü kuantize? Belli bir temel yükün katları şeklinde bütün elektrik yükleri. Dirac'ın ispatladığı şey eğer bir tane manyetik monopol varsa onun manyetik yükü çarpı herhangi bir nesnenin elektrik yükü bir sabitin tam sayı katı olmak zorunda. Bir tane manyetik monopolumuz varsa o zaman bütün elektrik yükleri belli bir sayının tam katı olmak zorunda. Bu bakımdan da eğer şayet bir gün manyetik monopol bulabilirsek en azından elektrik yükünün niye kuantize olduğunu da anlamış olacağız. Devam edelim. Yine elektrostatikten hatırlarsanız bu iki denklemden yola çıkarak herhangi bir yüzeyin bir tarafından diğer tarafına manyetik elektrik alanın nasıl değiştiğini göstermiştik. Aynı işlemi burada yapabiliriz. Yine bu bize diyordu ki herhangi bir hacimdeki bir alandaki integrali sıfır olacak. Bir yüzey alalım. Yüzeyde belli bir noktada küçük dik bir silindir düşünelim. Yüksekliğimiz bizim h olsun. H'yi sıfıra götüreceğiz. Ve iki tarafında da bir manyetik alan olsun. İşte yüzeye bir defa dik bir vektörümüz olacak. Bu tanımladığımız yüzeye dik vektör. Silindirin yüzeyine her noktada dik vektörler tanımlamamız gerekecek. Buradaki silindirin dik vektörü bu. O noktadaki yüzeye dik vektöre eşit. Diğer taraftaki silindirin yüzeyine dik vektör bu. Yüzeye dik, o noktada dik olan vektörün tersine eşit. Yönünü böyle seçtik çünkü. Bir de yan yüzeydeki silindire dik olan vektörümüz de bu. Yüzeye dik olan vektörle hiçbir ilgisi yok. Ona yatay diyebiliriz ya da. Bu integrale bakalım. Biliyoruz ki bu sıfır. Üç bölgeden katkı gelecek bize. Alt yüzeyden artı silindirin üstünden artı
silindirin yanında. Şimdi bu integralin değeri incelediğimiz yüzeyin alanıyla orantılı. Şimdi ben bu yüksekliği sıfıra götürdüğüm zaman alan sıfıra inecek yan yüzeyin alanı. Dolayısıyla şu baştan sıfır. Tabii h sıfıra giderken bu sıfır olacak. Şimdi bunlara bakalım. Alt yüzeyde b, alt yüzeydeki normal vektörüm eksi n, b alt çarpı yüzeyin alanına da delta a ile göstereyim. Bu integralin değeri yaklaşık olarak bu. Delta a sıfıra götürdüğümde kesin olarak buna eşit olacak. Artı üst yüzeye bakarsam manyetik alanın değeri, üst tarafındaki değeri her neyse. DS'in yönü NS yönünde, bu da N yönünde. N birim vektör. Çarpı delta A. Bu sıfırmış. Delta A'ya böldüğüm zaman iki tarafı da. Buna bana diyor ki, alt yüzeydeki yüzeye, manyetik alanın yüzeye dik bileşeni ile üst yüzeydeki, yüzeyin hemen üstündeki yüzeye dik bileşen birbirine eşit. Yine elektrostatikle kıyaslayacak olursanız, üst yüzeydeki dik bileşenle alt yüzeydeki dik bileşenin farkı 4π yüzeydeki yük yoğunluğu çarpı n'ye eşitti. Yani dik bileşen süreksizdi ve süreksizliğini veren yüzeydeki yük yoğunluğuydu. Oysa manyetik alan için bir manyetik monopolumuz yok. Dolayısıyla ikisinin farkı sıfır. Şimdi gelelim yatay bileşenlerine. İki tane yatay bileşeni var. Bu yüzeyimiz, bunu böyle alalım. Yüzeyden de bir akım geçiyor olsun. Akım en azından incelediğimiz bölgede tahtanın dışına doğru olsun. Böyle bir akımımız var. Vedat diyesin. Yani dik bileşenini bulmak için manyetik alanın diverjansının sıfır olduğunu kullandık. Körlünü kullanmak istiyorsak yapacağımız, yine bizim yüzeyimiz. Şu noktada akım yüzeye dik, size doğru. Burada bir kapalı bir eğri alalım. Bunun bir alanı var. Şurada bir dA alanı olsun. Ve biliyoruz ki curl of B bu alan üzerinden integraline bakarsak eşittir 4π bölü j, c, j yine bu alan üzerinden integrali. Şimdi burada bir yüzey yük yoğunluğu tanımlayacağız. Yüzey yük yoğunluğundan kastı, normalde yük yoğunluğunu nasıl tanımlamıştık? Belli bir alan aldık. O alandan birim zamanda geçen yük. Yüzey yük yoğunluğunda belli bir genişlik alacağız. Belli yüzeyin üzerinde belli bir genişlik. O genişlikten birim zamanda geçen yük. Bunun genişliğine işte delta L diyelim. Yüksekliği delta H olsun. Yine delta H'yi en sonunda sıfıra götüreceğiz. Bu integral delta L uzunluğundan geçen akım, toplam akım. Onu da zaten yüzey yük yoğunluğu olarak tanımlamıştık. 4π bölü c k diyelim. K çarpı delta L. K yüzey yük yoğunluğu. Yüzey akım yoğunluğu. Yine elektrostatikle benzetecek olursak, elektrostatikte yüzey yük yoğunluğu tanımlamıştık. Onu nasıl tanımlamıştık? Yük yoğunluğu bir hacim başına düşen yüktü. Yüzey yük yoğunluğu ise belli bir yüzey başına düşen yük miktarıydı. Buradaki yüzeydeki akım yoğunluğu ise akım dediğimiz belli bir alandan geçen toplam yük miktarıydı birim zamanda. Yüzey akım yoğunluğu da belli bir uzunluktan geçen birim zamandaki yük toplam
yükü verecek bize. Şimdi gelelim şu integrale. Bu integrali biliyoruz ki şuna çevirebilirim. Bir doğru üzerinden, kapalı bir eğri üzerinden bir integrale çevirebilirim. Bunu da yine dört tane katkı, her kenardan bir katkı gelecek buna. Ne gibi katkılar gelecek? Bunları sırayla 1, 2, 3 ve 4 yapar diye yazacak olursak. B, 1'in olduğu yerde, yani manyetikalı hemen üstünde. DL, 1 diyelim. Artı, ne var? 2'den gelen katkı 0'a gidecek. Çünkü uzunluğunu 0'a götürüyorum. Aynı şekilde 4'ten gelen katkı da 0'a gidecek. Uzunluğu 0'a götürdüğümde. Bir de şuradaki 3. kısımdan gelen katkı olacak. Artı, bu da hemen alttaki manyetik alan. Diğer 2 olacak. DL1 bu yöne giden bir vektör. DL2 dediğim ise zıt yöne giden bir vektör. Ve uzunlukları da aynı dikdörtgen aldığım için. Dolayısıyla uzunlukları aynı, yönleri zıt olan iki vektör bunlar. Bu da bana diyor ki B üst eksi B alt DL1 eşitmiş. Bu integral, yani bu integral. Bu integralinde 4pi bölü c k diye olduğunu biliyorum. Uzunluğu. İki tarafı taraf tarafa bölecek olursam b üst eksi b alt l birim vektörü diyeyim. L birim vektörü dediğim vektör bu yönde bir vektör. Bu benim l birim vektörüm. O yöndeki birim vektör. Yani yüzeye paralel bir birim vektör. Eşitmiş 4pi bölü c çarpı k. Şimdi herhangi bir vektörü belirleyebilmem için benim 3 bileşenini belirlemem lazım. Yüzeye baktığımızda birbirine dik 3 yön nedir? Bir n yönü vardır. N yönü olarak belirlediğim yön. L yönünü belirledim. Şurada manyetik alanın N yönündeki bileşeninin nasıl değiştiğini göstermiş buldum. Değişmiyor. Burada manyetik alanın bu L yönünde nasıl değiştiğini göstermiş oldum. Bir de manyetik alanın N cross L diye göstereceğim, yani J yönündeki bileşenini de bulmam lazım. Ama burada yaptığım aynı hesabı orada tekrar edebilirim. Tekrar değiştirmem gereken tek şey, eğer bu halkayı bu şekilde değil de bu şekilde alsaydım, yani akım bu alana dik değil de bu alanla, yani alan vektörüne de aynı yönde değil de dik olsaydı, o zaman ne değişecekti? Şu integrali 0 verecekti. Bu integral 0 olduğu için şurası direkt 0 olacaktı. Yani J yönün, manyetik alanın J yönündeki bileşeni sürekli. Şimdi o zaman toplayalım. Dik olan yönü sürekli. Üst eksi B alt L yönündeki süreksizliği 4pi bölü C çarpı K ve B üst eksi B alt J yönündeki bileşeni yine sürekli. Şimdi bunların hepsini tek bir denklem olarak yazabiliriz. Bizim ilgilendiğimiz yüzeyin hemen üstündeki manyetik alan eksi yüzeyin hemen altındaki manyetik alan. Bu bir vektör. Biliyorum ki bu vektörün sıfırdan farklı tek bileşeni L yönünde. Dolayısıyla bu vektör bu yönde bir vektör. Şimdi o yöndeki vektörü nasıl bulabilirim? N vektörüm yukarı yönde, J vektörüm bu tarafa doğru ya da K vektörüm yüzey akım yoğunluğum bu yöne doğru. N ile K'nın çarpımını alırsam bu yöne olacak. Eksilisi ya da K ile N'nin çarpımı. Bu eşittir. K vektörü cross N vektörü.
Şimdi büyüklüğüne bakacak olursam, büyüklüğünün de şunu tutması lazım çünkü. Bunun büyüklüğü, bu iki vektör birbirine dik, şu birim vektör. Dolayısıyla bu vektörün büyüklüğü, K'nın büyüklüğüne eşit. Oysa L yönündeki bileşenin büyüklüğü 4π bölü C K. Yani 4π bölü C. Bu şekilde yazabilirim. Manyetik alandaki herhangi bir yüzeyde manyetik alanın hemen altıyla, manyetik alanın hemen üstü, yüzeyin hemen altıyla hemen üstü arasındaki manyetik alanın değişimi bu şekilde elde edebilirim. Şimdi alt ve üst dediğimiz şeyler yine onu belirleyecek olan N birim vektörü. Yani ben altı, üstü burayı, altı burası olarak da tanımlayabilirdim. Yapmam gereken tek şey N'yi bu şekilde belirlemek. N'nin doğrultusunda olduğu olan taraf üstü, N'ye ters olan taraf altı. Sorunuz var mı buraya kadar? Şimdi bundan sonra yine elektrostatikten hatırlarsanız, elektrostatikte bir çok kutup açılımı yapmıştık. İşte bir vektör potansiyelimiz vardı. Vektör potansiyeli için çok kutup açılımını burada da yapacağız. Ama ona geçmeden önce bir noktayı daha tartışalım. Şimdi elektrostatikte bunun körlü sıfır olduğunu biliyoruz. Eğer herhangi bir vektör alanın körlü sıfırsa onu her zaman için bir elektrostatik potansiyelin gradyanı olarak yazabiliriz. Bu sıfırsa bu her zaman için doğrudur. Ve fi ya da fi'ye bir sabit eklersek elektrik alan değişmez. Yani elektrostatik potansiyel bir sabit kadar belirsizdir. Ama çok da ilginç bir şey değil. Bir sabit ekleyip çıkartırız. Enerji skalamızı nerede sabitleyeceğimizi belirleyecek bir şey. Şimdi manyetik alana geldiğimizde manyetik alanda bunun sıfır olduğunu biliyoruz. Bu sıfırsa bu bize diyor ki manyetik alanı başka bir vektör alanı körlü olarak yazabilirim. Ama körlü olarak yazarsam bu vektör alanıma herhangi bir fonksiyon gradyanını eklersem körlüm değişmez. Dolayısıyla vektör alanım benim tek değil. Elektrostatik potansiyelim de tek değildi ama farklı elektrostatik potansiyeller, belli bir elektrik alana karşılık gelen farklı elektrostatik potansiyeller arasında en fazla bir sabit fark olabilirdi. Oysa burada bambaşka fonksiyonlar olabilir. Aynı manyetik alanı veren bambaşka fonksiyonlar. Şimdi vektör alanı tek olarak belirleyebilmemiz için, mesela hatırlarsanız yine teklik ispatları yapmıştık elektrostatik alan için. Ve o zaman demiştik ki elektrostatik alanı tek olarak belirleyebilmemiz için belli bir noktadaki değerini vermemiz lazım. İşte Dirichlet sınır koşulları dediğimiz ya da von Neumann sınır koşulları dediğimizde türevini verirsek yine bu tekliği kaldıramıyorduk. Şimdi burada bir koşul daha vermemiz lazım. Bu vektör potansiyeli tek olarak belirleyebilmek için. İstediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ama çoğunlukla tercih edilen vektör potansiyelin bu koşulu sağlaması. Yani eğer bir tane vektör potansiyel buldunuz diyelim ki bu koşulu sağlamıyor. O zaman öyle bir fay bulabilirsiniz ki bu koşulu sağlasın. Fi'nin gradyanını eklediğinizde bu koşulu sağlar hale getirebilirsiniz. Bu Coulomb ayarı dediğimiz bir ayar. Şimdi biz vektör potansiyel için hali hazırda bir tane ifade bulduk. D bölü C, D küp R üssü, C, R üssü bölü R eksi, R üssü diye bir ifade yazmıştık. Şimdi bakalım bu Coulomb ayarındaki vektör potansiyelimiz mi değil mi? Yani şunun, bu ifadenin, bu vektör potansiyelin diverjansına bir bakalım. Bu ne olacak? A i'nin
X, Y'ye göre türevi. Y üzerinden toplamım var. 1 bölü C. D küp R üssü. Del over del. X, Y, J, Y bölü. R eksi. R üssü. J yine X'e bağlı değil. X üstlülere bağlı. İntegral değişkenime bağlı. Dolayısıyla bu türev sadece bu 1 bölü R eksi R üssüne uygulanacak. Bunu X'e göre türev, X'i Y'ye göre türevim, yani R'ye göre türevleri, R üstüne göre ya da X'i üstüne göre türevin eksilisine eşit. Eksi 1 bölü C, D küp R üssü, J'i, D o D X'i üstüne göre türev, 1 bölü R eksi R üssü. Bunu şöyle yazabilirim. D küp R üssü, X'i üssü, R eksi R üssü eksi J'nin X'i'ye göre türevi şimdi bu hale getirdikten sonra bakarsanız burada bir vektör alanımız var. Onun diverjansını alıyorum. Bir hacim üzerinden integrali var. Ve bu hacim herhangi bir vektör alanın diverjansının belli bir hacim üzerinden integralini bir yüzey integraline dönüştürebilirim. Yüzeyim benim sonsuzda, yani bu vektör akımın olduğu yerin dışında en azından. Dolayısıyla bu terim sıfırdır. Burada ise şu parantez, elektrik akımın diverjansı. Bunun ise statik sistemlerde sıfır olduğunu biliyoruz. Sıfır. Dolayısıyla şu şekilde yazdığımız vektör potansiyel bizim Coulomb ayarındaki vektör potansiyelimiz. B'yi bir vektör potansiyelin körlü olarak yazdığımız zaman bu denklemi zaten çözmüş olduk. Çözmemiz gereken bir denklem daha var. Yani bu A'yı belirlemek için. Tamam, A'yı baştan şu şekilde olduğunu da belirledik. Ama diferansiyel denklemlerimizi kullanarak A'yı bulmak istiyorsak o zaman yapacağımız şey bunu işte manyetik alanın diğer denkleminde yerleştirmek. Curl of B. Yine bunu açık olarak yazacak olursak A'nın diverjansı eksi kare A olacak. Bunun da 4pi bölü C, C'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi Coulomb ayarını tercih etmemizin sebeplerinden en büyük sebebi şu Coulomb ayarında bu terimin sıfır olması. Bu terim sıfır olduğu için sadece bu terim kalacak. Eksi 4pi bölü C, C olarak yazabiliriz. Şimdi bunu kartezyen koordinatlarda yazacak olursak, yani küresel koordinatlar veya başka bir koordinatlar değil, mutlaka kartezyen koordinatlarda bunu her bir bileşeni için geçerli bir denklem olarak düşünebiliriz. Çünkü kartezyen, mesela küresel koordinatlarda yazdığımız zaman şöyle bir sıkıntı olacak. R birim vektörünün Laplacian'ın türevleri sıfır olmak zorunda değil. O yüzden onların türevlerini de işin içine katmamız lazım. Bileşenlerini bu şekilde ayırmamız kolay olmayacak. Ama kartezyen koordinatlarda misal x yönündeki birim vektör sabit bir vektördür. Türevleri sıfırdır. Dolayısıyla bu mutlaka sıfırdır. Bunlardan bir katkı gelmez. Bir de birim, bunu a'yı ax x yönünde artı a'yı y yönünde artı az z yönünde diye yazdığımızda x'in y ve z yöndeki birim vektörlerin türevlerini düşünmemiz gerekmiyor. Dolayısıyla şu eşitliği kartezyen koordinatlarda yazabiliriz. Bu bizim elektrostatikten tanıdığımız denklem zaten. Elektrostatikten tanıdığımız denklem nasıl
çözeceğimizi de biliyoruz. Bunu sanki AI için bir elektrik yükü gibi yük yoğunluğu gibi düşünürseniz AI (4π bölü c) integral d küp bütün hacim üzerinden ji r üssü bölü r eksi r üssü. Zaten bu da bizim daha önceden başladığımız ifade.